Gaziantep'ten Hüseyin Bey. Hazreti İlyas talebelerine karşı harika mucizeler gösterdiği halde neden talebeleri ondan özellikle gökten sofra indirebilir misin şeklinde bir talebde bulunmuşlarmış. Teşekkürler. Allah razı olsun. Gökten sofra da indirdi ama yine etkilenmediler. Yani onlar zannetti ki gökten şöyle inecek zannettiler. Onlar otururken buluttan bir sofra kapının içi açı dağılacak, kapıdan içeri girecek veyahut evin tavanından aşağı inecek. Öyle değil. Hazreti İsa Allah'a dua etti. Yan odaya geçtiklerinde orada hazır bir sofra buldular. Bu aklın ihtiyarını kaldırmadı. Yani mesela ölüyü diriltirken kemik haline gelmiş ölü, kemik üzerinde etler oluşup ayağa kalkmıyor. Mesela 3 günlük ölü. Ölmüş, doktorlar kanaat getirmişler. Kalbi durmuş, nefes alma durmuş. Bildiğin ölü. O zaman taş mezarlara konuyor ölüler. Ve ağzı da taşla kapatılıyor. Bir mağara gibi bir yere konuyor. 3 gün geçmiş. Mesela Lamart diyor, Allah'ın izniyle kalk diyor. Mezarın kapısında bağırıyor İsa. Adam kalkıyor. Üstündeki o sargılarla o taşı itiyor, açılıyor, taş düşüyor, dışarıya çıkıyor. Bu. Aklın ihtiyarı kalkıyor mu? Kalkmıyor. Adam niye şüphe ediyor? Çünkü şöyle de düşünebilir, adam ölmemiştir. 3 günden beri orada duruyordur diye düşünür. Halbuki ölmüş, şahitler var ya, nabzına bakıyor, durmuş nabız. Bembeyaz olmuş, ölmüş yani, nefes de almıyor. 24 saat nefes almıyor. Ya 24 saat nefes almayan adam ölüdür yani. 24 saat kalbi de durmuş. Adamlar da gömüyor onu haklı olarak yani öldü diye. 3 gün sonra kalkıyor adam. Allah'ın hay isminin tecellisi olarak. Aklın ihtiyarı kalkıyor mu? Kalkmaz. Mesela çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Allah söylüyor vahiyle. Yani bayağı kuşa benzeyen bir balçıktan heykel yapıyor. Alıyor onu derenin kenarında otların içerisine koyuyor. Üfürdükten sonra Bismillah diyor, üfürüyor, koyuyor. Geriye çekiliyor, pır diye bir kuş oradan uçup gidiyor. Gidip şeye bakmaz. Yani o çamur orada duruyor mu durmuyor diye mi bakmaz. Oradan uçuyor. Ya yani uçup gidiyor. Aklın ihtiyarı kalkıyor mu? Kalkmaz. Hiçbir mucizede aklın ihtiyarı kalkmaz. O gelenekçilerin anlattığı tarzda hikayelerin hiçbirine inanmayın. Öyle bir mucize hiçbir zaman hiçbir yerde olmadı ve olmaz. Yani o zaman imtihan sırrına uygun olmaz. Olur mu öyle şey? O bir Allah'ın adaletine uymaz o. Hazreti Musa'nın asasıyla denize vurmaz. Adam diyor ki asayı bir vurdu, deniz şak diye attı. Deniz mesela 2000 metrelik derinlikte ya 1000 metre derinlikteki deniz taş gibi dondu diyor. Arasından Musa geçti. Ya kardeşim hadi Müslümanlar geçti. Firavun geçer mi? Adam o kadar mı avanak yani? Başında su durarak durur mu? Geçer mi oradan? Su tsunami tarzında çekiliyor. Zaman zaman çekiliyor zaten. Yani yılda mesela bir kere veya 3-5 yılda bir kere o su çekildiği oluyor. Su tamamen çekiliyor. O Müslümanlar karşıya geçiyor. Firavun da su çekildi diye gönlü çok rahat, yavaş yavaş atlı arabalarına falan geliyor. Bir sefer su büyük bir hızla, yani yaklaşık 10 metre falan yüksekliğinde su. 7 ve 10 metre arasında değişiyor. Büyük bir hızla, biliyorsunuz onun yıkma etkisi çok güçlüdür. Yani tsunami tarzında geldi mi? Yani böyle balyozla vurmuş gibi. Vurduğuyla altın alıyor su hepsini. Darmadağın ediyor. Yani şok vuruş yapar. Yani yüzme bilmek falan kurtarmaz adamı. Darma keşen ediyor yani vurma yani yıkıcı etki yapıyor. Hepsi darmadağın oluyorlar. Son anda işte Firavun bağırıyor Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. Allah şimdi mi diyor. Seni kurtaracağım diyor Allah. O da seviniyor. Yani diyor bedenini kurtaracağım diyor. Çünkü o ruha inanmıyor. Ruhun varlığına inanmıyor. İnandığın şeyi kurtaracağım işte diyor Allah. Bedenine inanmıyor mu yani cisme maddeye inanıyorsun diyor. Onu kurtaracağım diyor Allah. Ruha inanmıyorsun, ruhun kurtuluşunu istemesi diye bir konu olmaz. İnanmıyorsun ki isteyesin. Bedenini kurtaracağım diyor. Allah acısını ibret de diyeceğim diyor. Ya hakikaten bak binlerce yıl sonra
4000 yıl sonra cesedi duruyor müzede.